Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte boşaltım sistemini işleyeceğiz. Boşaltım yapmak, metabolizmik artıkların hücrelerden uzaklaştırılmasıdır. Boşaltım yapmak canlıların ortak özelliğidir. Dikkat. Boşaltım sistemi ile boşaltım yapmak canlıların ortak özelliği değildir. Her canlıda sistem bulunmamaktadır. Lütfen bunu unutmayalım. Boşaltım sistemimiz zararlı maddeleri vücut dışına atarak, yararlı maddeleri vücutta tutarak, vücut sıvılarının bileşimini, pH'ını, hacmini düzenler. Boşaltım sistemimiz homeostasiyi sağlamakta önemli olan sistemlerden bir tanesidir. Metabolizmik artık olarak arkadaşlar karbondioksit, su, amonyak, üre ve ürik asitten bahsedeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey amonyak, üre ve ürik asitin azotlu artık olduğunu unutmamalıyız. Bize bu üçlü şunu anlatmakta. Metabolizma sonucu bu azotlu artıklar oluşmuşsa metabolizmada amino asitler kullanılmış amino asitler parçalanmış demektir. Ama metabolizma sonucunda sadece karbondioksit ve su oluşmuşsa metabolizmada ya karbonhidrat ya da yağ kullanılmış demektir. Bu yapıların azotlu olması bizi amino asitlerin kullanıldığına yönlendirmektedir. Dikkat edelim. Şimdi bu üçlüyü inceleyecek olursak arkadaşlar amonyak en fazla zehir özelliğine sahip ve en çok su ile atılan azotlardır. Omurgası hayvanlarda ve omurgalılarda, balıklarda ve larva halindeki kurbağalarda atılmaktadır. Üre biraz daha az zehirli, biraz daha az su ile atılan bir yapıdır. Ergin kurbağalarda ve memelilerde atılmaktadır. Ürik asit Hatta ürik asit kristalleri en az suya sahip olan, en az zehirli olan azotlu artıktır. Zaten su oranının az olmasından dolayı da ürik asit kristalleri denmektedir. Omurgasızlardan böceklerde, omurgalılarda sürüngen ve kuşlar tarafından atılmaktadır. Bu da sınıflandırma için küçük bir hatırlatma olsun. Bu arada Amonyaktan ürik aside doğru bir susuzlaştırma durumu vardır. Susuzlaştırma sırasında da en az suya sahip olan ürik asit oluştururken en çok enerji harcanır. Amonyak için ise az enerji harcanma durumu söz konusudur. İnsan vücudunda amonyak karaciğerde üreye dönüştürülür. Hatta ornitin devri dediğimiz bir takım reaksiyonlar sonucunda bu oluşum söz konusudur. Fakat atılması böbreklerden gerçekleşmektedir. Amonyak karaciğerde üreye dönüştürülür. Üre karaciğerde oluşturulur. Fakat üre böbrekten atılır. Bu tarz bir reaksiyonun gerçekleşmesinin sebebi amonyan zehirli etkisinden korunmak ve aynı zamanda su kaybına karşı korunmaktır. Görmüş olduğunuz ornitin devrinin şematik hali de karşımızda gene bir susuzlaştırma durumu söz konusudur. Amonya göre daha az sulu, amonya göre daha az zehirli bir azotlu artıktır. O zaman insanda boşaltım sisteminin kısımlarıyla devam edelim. İnsanda boşaltım sisteminde böbreklerden Üreter dediğimiz idrar kanalından, mesane dediğimiz idrar kesesinden, üretra dediğimiz dış idrar kanalından bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi böbrekler bir çift olup karın boşluğunun arka tarafında bel hizasında omurganın iki yanında fasulye şeklindeki kanı süzme özelliğine sahip olan yapılardır her bir böbrekten çıkan üreter dediğimiz idrar kanalı bulunmaktadır. Bu kanal mesane ile bağlantı sağlar. Mesane dediğimiz idrar kesesi karın boşluğunun altında bulunur. Düz kaslardan yapılmıştır ve değişici epitele sahiptir. Mesane idrarla dolduğunda genişleme özelliğine sahiptir. İdrar boşaltıldığında daralma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda üreterin bağlantı yaptığı yerlerde tek yönlü kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklarda idrarın üretere geri dönmesini engeller. Bu arada mesanenin değişici epitele sahip olması özel bir durumdur. Bu yüzden idrarımızı tutmak çok da iyi bir şey değildir. Çünkü sürekli idrar tutma durumunda değişici epitellerin özelliği kaybolur ve büzülme durumu ortadan kalkarsa mesaneye çok az idrar bile gelse gerektiğinden fazla genişleyeceği için sanki doluymuş hissi verip sık sık idrara çıkma özelliği ortaya çıkartacaktır. Son kısım ise üretra dediğimiz ise idrar kesesinden sonra gelen dışarı açılan kanal olarak karşımıza çıkacak. O zaman böbreğimizin yapısıyla başlayalım. Böbrek arkadaşlar kabuk ve öz dediğimiz iki kısımdan oluşuyor. Hemen şeklimizin üzerinde inceleyecek olursak en dıştaki kısma kabuk, içeride kalan kısma ise öz adını vereceğiz. Kabuk yerine korteks ifadesi de çok kullanılmaktadır. Ve nefron kanallarının çoğu da burada bulunur. Az sonra zaten malpiki cisimci, proksimal tüp ve distal tüp olarak şekil üzerinden de göstereceğiz. İçte kalan kısım ise öz, medulla adını verdiğimiz yapıyı oluşturmaktadır. Kendisi kabukla pelvis dediğimiz havuzcuk arasında kalan kısımdır. Özellikle nefronun henne kulbu bu kısma uzanmaktadır ve toplama kanalları da gene öz bölgesine denk gelmektedir. Hatta toplama kanallarının oluşturduğu şu piramit şekilli yapılara da Malpiki piramitleri deriz ve gördüğünüz gibi öz bölgesine denk gelmektedir. Havuzcuğun diğer ismi pelvistir idrarın ilk toplandığı yerdir diye de söyleyebiliriz. Aynı şekilde idrarın üretere doğru iletilmesini de sağlayacaktır. Kabuk bölgesi korteks en dıştaydı. Nefron kanallarının çoğu burada. Öz bölgesi medulla iç kısımdı. Malpighi piramitleri hatta Henle kulbu dediğimiz yapılar ve toplama kanalları burada bulunuyor. Havuzcuk yani pelvis idrarın ilk toplandığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Üretere doğru idrarın ilerlemesini sağlayan yapıdır. O zaman en küçük süzme birimi olan nefronlarla devam edelim. Dediğimiz gibi nefron en küçük süzme birimidir ve bir çift böbrekte yaklaşık 2 milyon kadar bulunmaktadır. Nefronlarımız arkadaşlar şuradaki şekil üzerinden ve aynı şekilde Malpiki piramitler üzerinden de gösterebiliriz. Üste kalan kısım kabuk, altta kalan kısım ise öz bölgesini anlatmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi kabuk bölgesinde Malpiki cisimci az sonra tekrar anlatacağız. Proksimal tüp ve distal tüp bulunurken öz bölgesine Henle kulbu uzantısını sağlayacaktır. O zaman şekil üzerinden bir geçiş yapalım nefronun yapısına. Bakın arkadaşlar, getirici atar ve götürücü atar arasında kılcal damar yumağı dediğimiz glomerulus bulunmaktadır. Glomerulusu yarım ay şeklinde Bowman kapsülü dediğimiz bir yapı sarmaktadır. Hatta biz glomerulus ve Bowman kapsülünün oluşturmuş olduğu bu birlikteliğe de Malpiki cisimci adını vereceğiz. Daha sonra sırasıyla proksimal tüp, aşağıya doğru ve yukarıya doğru çıkan kolları olan henne kulbu ve distal tüpten bahsedip toplama kanalıyla idrar oluşumundaki havuzcuğa ulaşmasını sağlayan kısımlardan bahsetmiş olacağız. Şimdi bu Malpighi piramitleri üzerindeki görüntüsünü incelediğimiz nefronla ilgili şöyle sorularla karşılaşabiliyoruz. Bakın iki tane nefron var karşımızda. Fakat birisinde Henle kulbu öz bölgesine doğru iniş göstermiş. Fakat diğerinde bu inişi göstermemiş. İşte Henle kulbunun aşağıya doğru yani öz bölgesine doğru inmesiyle verilen isim Henle kulbunun öz bölgesine inmemesiyle verilen isim birbirinden farklı olarak karşımıza çıkıyor. O zaman sırasıyla nefronumuzdaki yapıları incelemeye başlayalım. Glomerulus dediğimiz yapı yarım ay şeklindeki Bowman kapsülün içerisine yerleşmiş kılcal damar yumağıdır arkadaşlar. Böbrek atar damarından gelen getirici atar damar ile kanalların etrafını saran götürücü atar damar arasında bulunmaktadır. Bu arada götürücü atar damarlar birleşerek toplar damarı oluşturacak. Nefron kanallarından geri emilen yapıları buraya toplayacak arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz gibi glomerulus ile Bowman kapsülünün oluşturmuş olduğu bu birlikteliğe de Malpiki cisimci adını vereceğiz. Glomerulus dediğimiz kılcal damar yumaklarımızın özel bir durumu vardır. Şimdi biz dolaşım sisteminde kan kılcallarından bahsederken bir ucu atar, diğer ucu toplar demiştik. Fakat glomerulusun iki ucu da atar damar olarak karşımıza çıkıyor. Glomerulus iki atar damar arasında bulunmaktadır. Kan kılcallarında atar ucundan toplar ucuna doğru kan basıncı azalmaktaydı. Fakat glomerulus da kılcal damar boyunca kan basıncı sabit ve normalin yaklaşık 2 katı kadardır. Kan kılcalları tek katlı yassı epitelden oluşuyordu. Glomerulus yaklaşık 2 katı kan basıncına dayanabilmek için İki katlı yassı epitelden oluşur. Kan kılcallarının atar ucunda süzülme, toplar ucunda geri emilme vardı. Glomerulus'ta sadece süzülme vardır. Yani sıvı geçişi tek yönlü olarak glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru gerçekleşmektedir. Tekrar edecek olursak, glomerulus 2 atar damar arasında kan basıncı normal kan basıncının yaklaşık 2 katı kadar ve damar boyunca sabit olarak ilerliyor. 2 katlı yassı epitelden oluşup sadece süzülme dediğimiz tek yönlü bir sıvı geçişi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bowman kapsülüne geldiğimizde ise Glomerulus'un etrafını sarma özelliğine sahip tek katlı epitelden oluşan içi boş yarım bir küre şeklindedir. Dediğimiz gibi bu içindeki boşlukta glomerulus kılcalları vardır ve tek yönlü olarak glomerulustan geçen süzüntünün nefron kanallarına geçmesini sağlayacaktır. Nefron kanallarında ise proksimal tüp Henne kulbu ve distal tüpten bahsedeceğiz. Bu kanallardan proksimal tüp ve distal tüp kabuk bölgesinde bulunurken henne kulbu da öz bölgesinde bulunmaktadır. Distal tüp idrar toplama kanalıyla bağlanarak idrar toplama kanalı da havuzcuk dediğimiz pelviste de, idrarın toplanmasını sağlayacaktır. Bu yapılarda İdrar oluşumu sırasında arkadaşlar bazı tanımlardan bahsedeceğiz. Onları önce bir inceleyelim. İlk olarak bir süzülme dediğimiz tanımla başlayacağız. Süzülme glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru gerçekleşecek. Ve içerisinde kandaki su ve çözünmüş maddelerin geçişinden bahsedeceğiz. Geri emilim ise bakın nefron kanallarından kana geçiş şeklidir. Tekrar ediyorum. Nefron kanallarından kana geçiştir. Salgılamada ise dikkat kandan kanala geçiş gerçekleşecektir. Salgılama bazı zehirli maddelerle iyonların kandan kanala geçişidir ve bu şekilde idrar oluştuktan sonra boşaltım ile vücuttan atılacaktır. O zaman idrar oluşumunun ayrıntısına geçelim. İlk olarak süzülme olayı ile başlayacağız. Glomerulus'taki yüksek kan basıncı etkisiyle dikkat. Kan hücreleri ve kan plazma proteinleri hariç yararlı ve zararlı maddelerin glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçmesidir. Klasik soru süzüntünün içerisinde ne vardır? Güzel soru süzüntünün içerisinde ne yoktur? Bu süzüntüden Bowman kapsülüne kan hücreleri, plazma proteinleri geçemez. Bunun dışında küçük olan yararlı, zararlı maddeler glomerulustan Bowman kapsülüne geçer. Süzüntü fiziksel bir olaydır. Bu olayda ATP harcanmaz. Dikkat! ATP harcanmadığı için böbrek hücrelerindeki mitokontilere yeterli oksijen gitmediğinde bu durum aşağıdakilerden hangisini etkilemez gibi sorularla karşılaşırız. Süzülme olayında ATP harcanmadığı için mitokondriye giden oksijenin azalması tabii ki de süzülmeyi etkilemeyecektir. Süzülme kan basıncı ile doğru orantılıdır. Yani kan basıncı artarsa süzülme artar ve bu şekilde süzülme hızını etkileyen olaylar karşımıza çıkar. Bunları özetleyecek olursak tabii ki de ilk başta süzülme olayını kan basıncı etkileyecektir. Bunun haricinde kan basıncının artması değil de kan proteinlerinin ozmatik basıncının azalması idrar oluşumunu yani süzülmeyi arttıracaktır. Soğuk havalarda kan damarlarının daralması ile kan basıncı artacak yani süzülme artarken İdrar oluşumu artacaktır. Vücut sıcaklığının artması ile kalp atışı artacağı için kan basıncı artar ve süzülme artacaktır. Fakat sıcak havalarda terleme ile su kaybedilir. Bu durumda kan basıncı düşer ve süzülme azalacağı için idrar oluşumu azalacaktır. Sevilen özel sorulardan bir tanesi Fazla oranda Tuzlu besin yenilirse Süzülme hızı artacaktır Bu durumda getirici atar damar genişlerken Götürücü atar damar daralacaktır ve glomerulus'taki kan basıncı artacağı için Süzülme hızı da artış gösterecektir Diğer bir özel soru ise arkadaşlar Kan şekeri arttığında süzülme hızı artacaktır. Çünkü glikozun geri emiliminde sodyum iyonlarının yardımı söz konusudur. Gene getirici atar damar genişlerken götürücü atar damar daralacağı için kan basıncı artar ve süzülme hızı artacaktır. Süzüntü dediğimiz yapıda su, glikoz, amino asit, vitamin, mineral, üre, ürik asit, amonyak keratin gibi moleküller bulunur. Ama güzel soru neydi? Süzüntüde ne bulunmazdı? Kan hücreleri aynı şekilde plazma proteinleri bulunmayacaktır. Fakat yararlı ve zararlı küçük yapılar karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada bir şey tekrar edecek olursak kan basıncının artması, ozmatik basıncın azalması, vücut sıcaklığının artması, havalarda, soğuk havalarda üşüme nedeniyle kan damarlarının daralması, idrar oluşumunu arttırdı. Sıcak havalarda terleme ile su kaybedilmesi, idrar oluşumunu azalttı. Fazla miktarda tuzlu besinler yenilirse süzülme hızı artacağı için Getirici atar damar genişlerken, götürücü atar damar daralacağı için glomerulustaki kan basıncı artacağından süzülme hızı artacaktır. Ve kan şekeri arttığında da süzülme hızında artış gözlenecektir. Süzülme ile ilgili arkadaşlar bir de şu şekil üzerinden soruyla yer karşılaşabiliriz. Şunlar gene getirici ve götürücü atardamar arasındaki glomerulusu gösteriyor. Burası da Bowman kapsülünü gösteriyor. Şimdi kan basıncıyla süzülme hızı doğru orantılı dedik. O zaman glomerulustaki kan basıncının yüksek olması sağlıklı bir böbrekte süzülmeyi sağlayacaktır. Size bu şekli verip buradaki süzülmenin sağlıklı olup olmadığı ile ilgili yorum sorusu verdiklerinde Lütfen verilen değerlerden glomerulus kan kılcallarındaki kan basıncından diğer bütün rakamları çıkartın arkadaşlar. Bahsettiğimiz diğer rakamlar ise glomerulustaki kılcal damarlardaki ozmatik basınç, Bowman kapsülündeki hidrostatik basınç bunları kan basıncından çıkarttığınızda sonuç pozitif ise bu sağlıklı bir böbrektir ve süzülme olayı gerçekleşiyor demektir. Fakat buradaki kan basıncı diğer değerlerden düşük olursa bu sağlıklı bir böbrek değildir ve süzülmede sıkıntı olacaktır. İkinci aşama olarak geri emilime geleceğiz. Şimdi az önceki süzüntüde hem yararlı hem de zararlı maddelerin bulunduğunu söyledik. Tabii ki de zararları vücuttan atmamız lazım ama yararları da vücutta tutmamız gerekiyor. İşte geri emilim sayesinde nefron kanallarında ilerleyen süzüntüdeki yararlı maddeleri kılcal kan damarlarına alacağız. Bu olayda hem aktif geçiş hem de pasif geçiş gözlenecek. Dikkat! Süzülmede enerji harcamamıştık fiziksel bir olaydı. Mitokondriye gelen oksijen miktarını, miktarı e, süzüntü olayını etkilememişti. Fakat geri milimde aktif geçiş olduğu için yani enerji harcandığı için arkadaşlar mitokondrilere gelen oksijen miktarı böbrek hücrelerinde geri milim olayını etkileyecektir. Geri milim maddenin kandaki yoğunluğuna bağlıdır. Şimdi maddelerin kanda olması gereken normal değerlerine biz eşik değerleri deriz. İşte geri emilimde bu eşik değerine göre gerçekleşir. Eşik değeri kadar olan kısmı geri emilir. Fazlası idrarla dışarı atılır. Sağlıklı bir insanda arkadaşlar glikoz ve amino asidin tamamı geri emilir. Bununla ilgili çok güzel sorularla karşılaşacağız. Suyun %99'u, sodyumun %95'i, ürenin %50'si geri emilmektedir. Suda çözünen B ve C vitaminleri pasif geçişle emilirler. Hatta depolanmadıkları için de fazlası idrarla atılırlar. Şimdi burada söylediğimiz cümleden yola çıkarak Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve amino aside rastlanmaz. Şimdi geri milim proksimal tüp, Henle kulbu, distal tüp ve toplama kanalında karşımıza çıkacak. Az sonra şekil üzerinde de göstereceğiz. Proksimal tüpte su, vitamin, amino asit, bikarbonat, potasyum, sodyum, klor ve kılcal glikozu kılcal damarlara geçireceğiz. Henne kulbunda ise bir inen kol bir de çıkan kola rastlayacağız. Dikkat! inen kol suya geçirgen olacak. Fakat çıkan kol suya geçirgen olmayacak. Sodyum ve kloro geçirgen olacak. Distal tüpte sodyum, klor, bikarbonat ve su geri emilimi olacak. Fakat henne kulbunda bu olay ozmozda olurken distal tüpte bu maddelerin geri emilimi hormonlar sayesinde olacak. ADH ya da vazopiresin isimli hormonla suyun geri emilimi, aldosteron ile e, minerallerin geri emilimi, sodyum ve potasyum başta olmak üzere ve paratormon sayesinde de kalsiyum geri emilimi gerçekleşecektir. Ürenin geri emilimi distal tüpte yoktur. Bu yüzden ürenin yoğunluğunda bir artış gözlenecektir. Son kısım idrar toplama kanalında ise su, üre, sodyum ve klorür geri emilimi ile idrar oluşumu tamamlanacak ve oluşan süzüntü yani idrar pelviste havuzcukta toplanacaktır. İdrar oluşumunda üçüncü aşama olarak da salgılama segresyondan bahsedeceğiz. Bakın geri emilimde kanaldan kılcal damara geçişten bahsetmiştik. Salgılamada ise arkadaşlar kılcal damardan kanala geçişten bahsedeceğiz. Bakın gıda boyası, pelisilin gibi ilaçlar, amonyak, bikarbonat, hidrojen, potasyum gibi maddeler, dikkat, aktif taşımayla yani enerji harcanarak nefronu saran kılcal damarlardan kanala. Yani proksimal tüp ya da distal tüpe aktarılacak. Tabii ki de bu olay sırasında enerji harcanacak. O zaman mitokondriye giden oksijen miktarı değişimi salgılama olayını etkileyecektir. Geri emilimi etkilediği gibi. Salgılama ile birlikte Bizim özellikle toplama kanalındaki son geri emilimle oluşan idrarımızda su, amonyak, üre, ürik asit, ilaç, vitamin, Keratin sodyum, klor, potasyum, fosfat gibi maddeler bulunacak. Kan hücresi, plazma proteini, amino asit, glikoz bulunmayacak. pH'ı 5 ile 7 arasında olacak. Günde ortalama 1-1,5 litre idrar oluşacak ve oluşan idrar pelvis dediğimiz havuzcukta biriktikten sonra sırasıyla üreter, mesane ve üretrayla dışarıya atılacak. O zaman şimdi bu olayları bir de şekil üzerinden inceleyelim. Nefron dediğimiz yapıyı görüyoruz arkadaşlar getirici ve götürücü atar damar arasındaki glomerulus, glomerulusu yarım ay şeklinde saran Bowman kapsülü, hatırlarsanız bu ikiliye malpiki cisimci demiştik, proksimal tüp, kabuk bölgesindeyim, henne kulbu öz bölgesine indi, henne kulbu öz bölgesinden yukarıya doğru çıktı, distal tüp kabuk bölgesinde ve toplama kanalına bağlandı şimdi bizim glomerulus dediğimiz kılcal damarımızdan Bowman kapsülüne doğru enerji harcanmadan süzülme olayı gerçekleşti süzüntüde yararlı zararlı e, maddeler bulunmakta küçük yapılı maddeler bulunmakta daha sonra Proksimal tüpün etrafı kılcal damarla çevrili. Çünkü geri emilim burada başlayacak. Bowman kapsülün etrafı kılcal damarla çevrili değil. Orada bir geri emilim yok. Orada sadece glomerüsten gelen süzüntü mevcut. Bu arada süzüntüden kan hücreleri, plazma proteinleri Bowman kapsülüne geçiş yapamıyor. Proksimal tüpte görmüş olduğunuz gibi kırmızılar aktif taşımayı, grilerde pasif taşımayla geri emilimi gösteriyor. Fakat şuraya bir çizgi çiziyorum. Proksimal tüpte sağlıklı bir insanda amino asit ve gelikozun tamamı geri emiliyor. Yani proksimal tüpten sonra sağlıklı bir insanda burada, 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 burada hatta devamı havuzcuk, üretra, mesane ve üreterde de gilikoz ve aminoazide rastlamamız mümkün değildir. Henne kulbunun inen kolu dikkat suya geçirgendir. Ozmozda suyun geri eminimi gerçekleşir. Fakat çıkan kolu suya geçirgen değildir. Sodyum pasif, klor aktif geçişle Henle kulbunda geri emilmektedir. Distal tübe geldiğimizde gene kırmızılar aktif, griler pasifi gösteriyor. Hormonların etkisiyle ADH ile su, aldosteron etkisiyle, e, paratormon etkisiyle de gene e, sodyum klorür başta olmak üzere potasyum geri emilimi söz konusudur. Bir de salgılama dediğimiz durum vardı. Glomerulus'tan geçemeyen fakat atılması gereken gıda boyası, perisilin gibi ilaçlar ve bazı maddeler proksimal tüp ya da distal tübe dikkat kan'dan kanala enerji harcanarak boşaltılıyor. Sonrasında idrar toplama kanalında bir miktar üre su ve sodyum klorürün geri emilimiyle idrar havuzca iletiliyor ve sırasıyla üreter, mesane ve üretrayla dışarıya atılıyor. İdrar miktarının düzenlenmesinde etkili olan bazı durumlar vardır. Onları da size özetleyecek olursak arkadaşlar, memelilerdeki idrar miktarını hava sıcaklığı Kan basıncı, alınan sıvının miktarı, henle kulbu ve toplama kanağının uzunluğuna göre değişmektedir. Mesela, sıcak ortamda yaşayan memelilerde kılcal damarlar genişler, dolayısıyla kan basıncı azalır, süzülme hızı azalır, terleme ile kaybedilen su miktarı artar ve idrar miktarı azalmaktadır. Sonuçta sıcak ortamda yaşadıkları için daha fazla suya ihtiyaçları oldukları için henle kulbu daha uzundur. Toplama kanalı daha uzundur. Dolayısıyla malpiki piramitleri daha büyüktür. Bu durumda arkadaşlar böbrekteki malpiki piramitlerinin geniş olmasından dolayı kabuk bölgesinin daha ince olmasına sebep olacaktır. Fakat soğuk ortamdakilerde ise kılcal damar daralır, kan basıncı artar, süzülme hızı artar, terleme ile kaybedilen su miktarı azalır, idrar miktarı artar. Soğuk havalarda yaşayan memelilerde ise uzun bir henle kulbuna ve toplama kanalına ihtiyaç olmadığı için Bakın öz bölgesi ince fakat kabuk bölgesi kabuk bölgesi daha kalın olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman size böbrek şekli verildiğinde eğer kabuk kısmı ince, öz bölgesi kalınsa sıcak, kurak ortamda yaşadığını, kabuk bölgesi kalın, öz bölgesi ince verilirse de bu memelinin soğuk ortamda yaşadığını söyleyebiliriz. Böbreğimizin görevlerini inceleyecek olursak arkadaşlar, tabii ki de ilk görev olarak hepimizin aklına gelecek olan idrar oluşumunu sağlayacaktır. Metabolik artıkları ve zehirli maddeleri atacaktır. Kanın asit baz dengesini, pH'ını koruyacaktır kandaki fazla ürenin uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde vücudun su ve mineral dengesini koruyacaktır. Kan plazmasının ozmatik basıncını düzenleyecektir. Uzun süreli açlık durumlarında amino asit, gliserol gibi karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz ve al yuva yuvar üretimini sağlayan eritropoietin hormonunu üretecektir. Homeostasinin sağlanmasında ise arkadaşlar boşaltım sistemi deri, akciğer, karaciğer ve sindirim kanalı ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle böbrekler ADH ve aldosteron etkisiyle su ve elektrolitlerin dengesini düzenler. Kan basıncı ve ozmatik basıncını dengeleyerek metabolik artıkları vücuttan atmaktadır. Akciğerlerle birlikte Kan pH'nin sabit tutmadan Ter bezleriyle ile vücut sıcaklığını düzenleyerek gene terle bazı maddelerin atılmasını sağlar Karaciğer ile üreyi oluşturur Dikkat Üre karaciğerde yapılır Üre böbrekten atılır Dikkat Aynı zamanda yaşlı al yuvarların parçalanması ile oluşan bilirubin Karaciğerde üretilen safra ile ince bağırsağa gönderilerek sindirim sistemiyle dışarı atılır. Hatta bir kısmı da ince bağırsaktan geri emilerek böbrekten atılacaktır. Boşaltım sistemi hastalıkları olarak ise bahsedeceğimiz hastalıklar nefrit, nefronların iltihaplanması, gut, ürik asidin vücudun belli dokularda birikmesi, üremi, kandaki ürenin ürik asit ve kereitinin artması. Böbrek taşı böbreklerde mineral ve tuzlardan oluşan sert maddelerin birikmesidir. Böbrek yetmezliği e en önemli belirtisi hiç idrar oluşturulmaması ya da çok az oluşturulmasıdır. Bu yüzden de idrarla atılması gereken maddelerin vücuttan atılamamasıyla yaralanma, kalp krizi, tansiyon, enfeksiyon gibi durumlarla beraber ortaya çıkmaktadır. Diyaliz dediğimiz rahatsızlıkta arkadaşlar Su ve elektrolitlerin yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru yarı geçirgen zardan geçirilmesi işlemidir. Hücre zarı ve madde geçişleri konusundan da hatırlayabilirsiniz. Bu cihazı çizerken arkadaşlar kıvrımlı kanallar kullanılması yüzey genişliğini sağlamak içindir. Burada kullanılan hipotonik çözelti sayesinde verilen kanın daha hızlı bir şekilde süzülmesi sağlanır ve hatta buradaki sıvının sıcak bir ortam oluşturularak difüzyon olayıyla madde geçişinin daha kolay gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için ise bol sıvı alınmalı, idrar uzun süre tutulmamalı, Böbrek ve idrar yolları soğuktan korunmalı, bilinçsiz ilaç kullanılmamalı, aşırı acı ve baharat tüketilmemeli ve tabii ki de kişisel temizliğe dikkat edilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.